Yıllardan beri bekletmiş olduğumuz, daha doğrusu yıllardan beri bu sorunla karşı karşıya kalmış olduğumuz ihtisas günlüğüyle ilgili. Burada bütün sanayicimizi, bütün arkadaşlarımızı, bütün ilimizi ve bölgemize bu müjdeyi vereceğiz inşallah bugün burada. Aslında biz bu Manisa'da yaşanan olaydan önce bunu verecektik. Bu esnada çıkmıştı bu resmi gazetede. Öncelikle Manisa'da yaşanan bu olaydan dolayı biz de burada kendilerine başsağlığı diliyoruz. İhtisas gümrüğü bizim için çok önemli bir mesele. Yıllardan beri uğraştığımız bir konu. Allah'a çok şükür Başbakanımızın Van'a gelişiyle beraber kendilerine burada bir dosya hazırlamıştı. Bu dosyayı biz kendilerine vermiştik ve bizi unutmadı. Allah ondan razı olsun. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a burada herkesin huzuruna kendilerine teşekkür ediyoruz. İhtisas gümrüğümüz Allah nasip ederse bu tarih itibariyle açılmıştır. Tarihi de burada resmi gazetede yayınlanan tarihi ben size açıklayayım. 04.04.2014 tarihi itibariyle Kapıköy Van gümrüğü olarak şu anda ihtisas gümrüğü açıktır. Biz artık burada ham maddemizi Türk Cumhuriyetlerde, Orta Doğu ülkelerinde, Rusya dahil devlet demiryoluna Kapıköy'den girişini yaparak Van'da yatır gümrüğünü gerçekleştirebiliriz. Şimdi tek açık kapımız şu anda transite açık olan Kapıköy ve devlet demiryolu hattı açıktır. Transite henüz daha karayla açılmadı. İnşallah ileriki dönemlerde açtığı zaman karayla biz bütün Türk Cumhuriyetleri olsun, diğer ülkeler olsun, Orta Doğu ülkelerde bu ürünleri getirip burada millileştireceğiz inşallah. Yani şimdi yıllardan beri tabii ki bizi hep kaçakçılıkla suçlamışlar. Evet. Hep kaçakçılıkla. Biz bunu kesinlikle burada kabul etmiyoruz ve kınıyoruz da. Yani bugün Mersin'de olsun, diğer limanlarda olsun her tarafta tonlarca mal geliyor. Evet. Ama burada bir kilo bir ürün geldiği zaman bunu kaçakçılıkla bizi suçluyorlar. Bu doğru bir şey değil. Kesinlikle doğru bir şey değil. İki paket sigara yakalıyor. Belki başka yerden gelmiş. Van'da kaçakçılık oldu. Onun için biz bu kaçakçılık cümlesine karşıyız. Bu ihtisas gümrüğü de bunları yenecektir. Çünkü artık bu büyük bir ticaret. Büyük bir iş sahası oluşacak burada. Yani kesinlikle burada kaçakçılığı zaten engellemek için biz ihtisas gümrüğüne müracaat ettik.